Evet, sen yürüyeceksin. Salıncaklara gideceğiz bir tane. Tamam mı? Anne, bunu yemek istemiyorum. Benim toplamam gereken 1 milyon 800 bin dolar büyük bir rakam var. Bu dünyaya 5 defa gelsem, 5 defa yaşayıp çalışsam yine toplayamayacağım bir para var. Ben tek soruda durmayıp çok soru sormam sorun oluyor mu? Yok. Bazı yerlerde hani sorma diyorsan sormam. Ben merak ettiğim için soruyorum onları. Alo. İyi günler Burhan abi. Alper'e tanık olmadan önce Alper 6,5 aylıktı. Bacağının bir tanesini ve kolunun bir tanesini diğer koluna bacağına göre daha az kullanıyordu. Kaldıramıyordu. Bir güçsüzlük görüyordum. 6 aylık olmasına rağmen hiç oturma belirtisi yoktu. Duramıyordu. Gücü yoktu. İlk çocuğumdu. Hiçbir şey bilmiyordum. Ama hep araştırıyordum. Neden böyle bir şey olabilir diye. Gitmediğim hastane, gezmediğim doktor kalmadı. Bana hep söyledikleri şey şuydu. Başkasının çocuğuyla kıyaslayıp kendi çocuğunda sorun arama. İşte senin oğlun kilolu, o yüzden böyle deyip geçiştiriyorlardı. Büyük hastane var orada, üniversite hastanesi, uygulama hastanesi diye geçiyor. Urfa'da, Mardin'de oturan insanlar Adana Balcalı'ya geliyor. Yani hastane bizim için gerçekten biraz problem. Mesela ikametgahım orada bir. İkinci bir şey, eğer ki hastanede SML bebek kontenjanı doluysa almıyorlar. Yani Adanalı olsan bile, ikametgahın burada olsa bile seni başka yere sevk edebiliyorlar. Başka bir uygulama hastanesine. Mesela bizim SMA Dernek Başkanımızın bebeği de kampanyası devam ederken vefat etti. İlk kampanya, Türkiye'de yapılan ilk kampanyalardan. Hani onlar da mesela İstanbul'da oturmalarına rağmen İzmit'e geliyorlarmış. Yani biraz sıkıntılı bir süreç. Annem buradayım, bebeğim buradayım. Arper! Anne bak nerede hemşerde? Aha! Buradayım, annem buradayım, bebeğim buradayım.
Serkan abim yine böyle ben çıkarken falan şeyi çekecek. Yine çekim yapacak. Oradan da konser alanına kadar yani. Orada da beni çekecek ya. Abim diyor o güne kendini ayarlasın o zaman diyor. Değil mi? Daha güzel olur abi. Tamam Hüseyin abi. Aleyküm selam abi. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Malatya'da araştırma hastanesine genetik tahlil yapıldı. Ve bana 3 ay sonra tahlillerin sonuçlarını söyleyeceklerini açıkladılar. Hep dua ettim içimden. Hani lütfen Allah'ım öyle bir şey olmasın diye. Çünkü 2017'deydi ve SMA hiç bilinmiyor. Ve tedavisinin olmadığını okuduğumda korkum her geçen gün daha çok artıyordu. Yalvarıyordum Allah'a lütfen diyordum. Böyle bir şey olmasın. Ne olur diyordum. Tedavisi olan bir şey olsun. Sonra tahlillerin sonuçları çıktığında Alper'in haberini aldığımda SMA tanısı konuldu. İnanmadım. Sevgili dostlar, merhaba. İstanbul Meydan Sahnesi olarak biz bugün Kadirli'deyiz. Evet. Ve Kadirli'de bizi ziyarete gelen küçük kardeşimiz Alper Ömer. Kendisi SMA hastası. Kampanyaya destek olmak isteyenler Alper'e nefes ol. Tüm sosyal medyada sayfalarımız var. Alper'cim, bir yer salla bakayım. Tamam, salla. Peki, sallama. Ben sallayayım. Biz sallayalım. Alper'i yerine biz sallıyoruz. Alper'e nefes ol. New Beşiktaş. SMA hastası Alper bebeğimize de bir forma demiş. Bulurum şimdik. Buralardadır oğlum bir yere gitmemiş. Bu ilacı biliyordum fakat şöyle bir kriter vardı. 2 yaşın altındakiler alabiliyordu. 2 yaşın üstündekiler kesinlikle bu ilacı alamıyordu. Alper 2017 doğumlu olduğu için ilaç çıktığında maalesef ki 3,5 yaşındaydı. Bu ilacı alamıyordu. Daha sonra İlacın geliştirilip ve 13,5 kilo kriteri yani 13,5 kilonun altında olan çocukların alabildiğini, 13,5 kiloyu geçmeyen her çocuk ücretini toplayıp ilaçtan faydalanabileceğini öğrendim. Çünkü ilaç geliştirilmiş bu süreçte. Ve ben kötü bir rahatsızlık geçirdim. Görme kaybıyla başlayıp bir felç geçirdim. Sol bacağım ve sol kolum tutmuyordu. Kendime geldiğimde hastane ortamında Alper sedyenin üzerinde benimle beraber uzanmıştı. Yanıma koymuşlardı Alper'i hemşireler. Alper o kadar korkuyordu, ağlıyordu. O an aklıma Alper'e yani o an bana bir şey olmuş olsaydı sahip çıkacak, ona bakacak, onu koruyacak, onu büyütebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek kimsenin olmadığını biliyordum ve onu o halde bırakmak istemedim. Kendi kendime söz verdim. Dedim bu hastaneden çıktığım an Alper için savaşmaya başlayacağım. Ve 3 yaşında bir çocuğun kampanyasının bittiğini gördüm.
o aileye yazmaya başladım. Kampanyasını bitiren ailelere ya da kampanyayı devam ettiren ailelere yazmaya başladım. Bilgi toplamaya başladım. Çünkü hiçbir fikrim yoktu. Nasıl kampanya başlatılır, nasıl sesimiz duyurulur, nasıl ilerleriz, ne yapılması gerekiyor. Sonra valiliğe başvurumun yapılması gerektiğini öğrendim. Valilik izninin olması gerektiğini öğrendim. Bilecik Valiliğine başvuruda bulundum. Bu ilacın masraflarının toplanması için, karşılanması için kampanya başlatacağıma dair başvurularımı yaptım. Fakat ülkemizde bu ilaç mevcut olmadığı için, karşılanmadığı için başvurularımıza ret geldiğini öğrendim. 4-5 ay sonra ret geliyormuş. O ret kağıdıyla beraber valiliğe dava açarak o şekilde onayın çıkarttırıldığını öğrendim. Ama diğer ailelerin yaptığı ve bana söyledikleri gibi, hani benim oğlum 11 kiloydu ve benim kaybedecek vaktim yoktu. Zamanla yarışıyorum. 2,5 kilosu kalmıştı. 2,5 kilo almasın diye hem aç yatırmak zorunda kalıyordum, hem bir öğün sadece bir öğün yemeğini vermek zorunda kalıyordum. Bana izni beklemeden kampanya başlatabileceğimi söylediler. Çünkü Alper'in hiçbir şekilde gerçekten kaybedilecek bir vakti yoktu. Bilecik'te hiçbir şekilde sesimi duyuramadım. Doğup büyüdüğüm yere, memleketime gittim. Memleketimde Alper'in haberleri yapıldı. Belediyemiz destek verdi. Konser alanlarında stand kurduk. Alper'le beraber kumbara dağıttım, afiş dağıttım. Ama maalesef her yere kendimle beraber Alper'i de sürüklediğim için, çünkü ona bakacak, bırakabileceğim kimse olmadığı için, Alper bu süreçte enfeksiyon geçirdi. Oradan ayrılmak zorunda kaldım. İstanbul'da yoğun bakımda yattı bir müddet. Cihazlara bağlanacaktı. Hamdolsun onu atlatabildi. Cihazlara bağlanmadan çok şükür yoğun bakımdan çıktı. Daha sonra maalesef ki yine talihsizlik, Alper Ömer'in ikinci defa fizik tedavi esnasında bacağı kırıldı. Ve Ankara'ya gelmek zorunda kaldım. Burada büyük bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı Alper ve ikametgahımı buradan aldım. Buraya aldıktan sonra işte ret geldi ve ret geldikten sonra ben Bilecik'te o ret kararıyla ilgilenebilecek hiç kimse yoktu. Tekrardan Ankara'ya başvuru yaptım, Ankara Valiliğine. Ve benim toplamam gereken 1 milyon 800 bin dolar büyük bir rakam var. Bu, evet, bir insan için para, yani nasıl duygularımı ifade edebileceğimi bilmiyorum. Bir yanda oğlun var, canın ciğerin var. Diğer yanda kocaman bir... Bu dünyaya 5 defa gelsem, 5 defa yaşayıp çalışsam yine toplayamayacağım bir para var. Ve insanların merhametine, vicdanına, duyarlılığına sığınarak bu kampanyayı daha da hızlandırmaya ve benim zaman kaybetmeden bu parayı toplamam gerekiyor diye elimden gelen her şeyi yapmaya başladım. Şu ana kadar kampanyamın %20'si, bu istenilen miktarın %20'si toplanabildi. Kampanya tamamlandığı zaman, yeterli miktarı bulduğumuz zaman yurt dışından hastanemizden fiyat teklifi almıştık. Tekrardan hastaneyle iletişime geçip paranın toplandığına dair ve hastaneye artık geleceğimize dair iletişime geçeceğiz ve hastane bize davet mektubu gönderecek. Bu süreçte toplanan para hastaneye aktarılacak. Hastaneye aktarıldıktan sonra, davet mektubumuz geldikten sonra, Dubai'ye Alper Ömer'i Zolgensma tedavisi olabilmesi için, hayatının kurtulup da hayallerine kavuşabilmesi için götüreceğiz, nasip olursa. Tedavi aldıktan sonra 3 ay boyunca gözetim altında kalacak. Ondan sonra hiçbir sorun çıkmazsa, eğer kan değerleri normal ilerlerse, devam ederse, Türkiye'ye gelip yoğun bir fizik tedavi döneminden geçecek. Yavaş yavaş artık kaybettiği reflekslerini, hareketlerini tekrardan kazanmaya başlayacak.